İstanbul adının nereden geldiğini daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Önce geçmişe kısaca bir göz atalım. İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul, şehir olarak M.Ö. 667 yılında Megaralılar tarafından kuruldu. İlk olarak Bizantiyon adıyla kurulmakla birlikte bu adı efsaneye göre Megaralı Kral Bizas'tan alıyor. Yıllar boyunca bir şehir devleti olarak varlığını sürdürse de M.Ö. 197 yılında Roma hakimiyetine girdi. Sonrasında bir dönem Augusto Antonio'nun adını alsa da milattan sonra 330 yılında İmparator 1. Konstantin tarafından başkent ilan edildi ve Yeni Roma anlamına gelen Nova Roma adını aldı. Ancak 7 yıl sonra 1. Konstantin hayatını kaybetti. Bunun üzerine şehrin adı 1. Konstantin'in anısına Konstantin'in şehri anlamıyla Konstantinopolis'e çevrildi. 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun batı ve doğu olarak ikiye bölünmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu, bir diğer adıyla Bizans İmparatorluğu sınırlarında kalmasıyla Doğu Roma'nın başkenti oldu. Yıllar sonra 1204 yılında Latin İmparatorluğu burayı ele geçirdi. Sonra 1261 yılında yeniden Bizans İmparatorluğu hakimiyetine girdi. Ayrıca çeşitli dönemlerde çeşitli eserlerde şehrin adı Astenbulen, İstanbul gibi kullanımları da geçiyor. Yıllar sonra 1453 yılında Osmanlı hakimiyetine girdi ve Konstantiniyye adıyla devam etti. Gelecekteki dönemlerde Stampolis, Dersaadet, Deraliye gibi adlar kullanıldıysa da bu adlar pek kalıcı olmadı ve resmi olarak Konstantiniyye adı kullanıldı. Ayrıca bir halk türetmesi olarak İstanbul adında kullanımı çeşitli kaynaklarda bulunuyor. 20. yüzyıla kadar İstanbul adının kullanımı artmaya başladı. Ve 1930 yılında Konstantiniyye adı yürürlükten kaldırılarak şehir tamamıyla İstanbul adını aldı. Tarihe kısaca göz attık. Tamam da şehrin adı ne anlama geliyor? Bu ad eski Yunanca Eistin Polin yani şehre doğru, şehirde anlamına geliyor. Bu adın eski dönemlerde surlar içinde yer alan kısım için kullanıldığına dair büyük bir ortak görüş var. En önemli tarihçilerimizden biri olan Halil İnalcık bu sözcüğün doğru kullanımının İstinbol olduğunu kaydediyor. Jagiellonski Üniversitesi etimoloji uzmanı Marek Stoyevski ile Queensland Üniversitesi Diller ve Karşılaştırmalı Kültür Araştırmaları Enstitüsü çalışanı Robert Woodhouse'un İstanbul'un etimolojisiyle ilgili ulaşılabilir tüm kaynakları inceleyerek 2015 yılında yayınladıkları çalışmada 1299 yılına ait bir Latin-Yunan anlaşmasındaki Latince metinde geçen stimpoli kullanımından bahsediliyor. Ayrıca 1868 ile 1878 yılları arasında İstanbul köy olarak da bilinmekteydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak videonun etkileşimine katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.